Özde Hayat'tan herkese merhaba değerli izleyenler. Evet okullarda ara tatilin birinci haftasının bugün itibariyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz de bu fırsattan istifade, hazır öğretmenlerimizle daha rahatken, öğrencilerimizle bizleri izleyebiliyorken biraz eğitim konusundan bahsedelim istedik. Yanımda İsmail Kaya var. Kendisi bir eğitimci. Hoş geldiniz İsmail Hoş Bey. Hoş bulduk Sinem Hanım. Çok teşekkür ediyorum davetimi kırmadığınız için. Çok kıymetli bir eğitimcisiniz siz, bir öğretmensiniz. Çok da başarılı işlere imza atan bir isimsiniz. Bugün sizinle gerçekten Türkiye'deki eğitim sistemini, ...ve öğrencilerin bu eğitim sistemine uyum süreçlerini... ...ve daha pek çok şeyi aslında en ince detayına kadar konuşacağız. Önce şöyle başlayalım. Türk eğitim sistemiyle başlayalım istiyorum. Şimdi evet. ben kendi okul yıllarımı hatırlıyorum. Size yayından önce de anlattım. Evet. Biz resmen böyle işte yarış atı gibi yetiştirilen nesil var ya... ...ben onlardan biriyim. Yani işte okul, okuldan sonra dershane... ...hatırlıyorum eve gittiğimde işte akşam kim bilir saat kaç olmuş... ...o saatten sonra artık hiçbir şey yapacak halim bile kalmazdı. Hafta sonu yine dershane, hafta içi okul çıkışı dershane, etütler bilmem neler. Böyle geri dönüp baktığımda aslında hiç çocukluğumu ve gençliğimi yaşayamadığımı hatırlıyorum. Hep bir ders, ders böyle gözümün önünden soru bankaları geçiyor. <laughs> böyle tahtadaki yazılar geçiyor falan. Aslında şimdi düşünüyorum çok bunu... Acı buluyorum. Evet. Yani e, benim neslimde pek çok insan benimle aynı durumdaydı. Çocukluğunu ve e, gençliğini yaşayamadan evet. e, yetiştiler. Şu anda da durum bu şekilde mi? Yoksa bir rahatlama oldu mu sistemde? Önce bunu öğrenmek istiyorum. Sistemde rahatlama olmadı. Öğrenci sayısı çok arttı. Ee, yaklaşık olarak sistemin içerisinde şu anda 19 milyon öğrenci var. Ve yeni girecek sınavla ilgili kısma da 4 milyon civarında insan giriyor sınava. O yüzden sistemde rahatlama olmadı. Aksine konular biraz daha e, derinlemesine işlemeye başladı. Biraz da işte modern soru tarzı dediğimiz okuduğunu Hı. anlama üzerine kuruldu. Biraz daha fazla emek istiyor. Biraz daha fazla çalışma istiyor bunlarla ilgili kısımdakiler. Hı. Ama geçmiş deki gibi böyle işte önce Anadolu liseli, liselerden çıkıp dershanelere kurslara gelirlerdi. Şimdi biraz daha özel okullar da erkenden bu eğitimi başlatmaya başladılar. Akşamleyin çocuklar çok fazla kalmadan çözmeye çalışıyorlar ama yine aynı sistem devam ediyor. Yani çocuklar hiç yine hiç çözüm yok yani. Çözüm yine yok. gelecek nesillerde evet, Z da aynı şekilde yarış aynı, atı gibi aynı şekilde e, devam, devam edecek. Devam ediyorlar. Bir de bu kuşağın sıkıntısı bu kuşak ağır bir pandemi sürecinde çıktılar. Ee, bir buçuk, iki yıl. Ee, bu kuşağa çok e, zarar verdi. Ee, hı hı. O o dilim çok zarar verdi. Hı hı. E, çünkü bu çocuklar e, okula gitmeden geçildiğini, öğretmeni dinlemeden derslerin hı. geçildiğini, sınava girmeden derslerin geçildiğini gördüler. Ekranlardan da dinlenerek geçildiğini gördüler. O yüzden şimdi ders dinlemekte de zorluk yaşıyorlar. Nasıl olsa diyor bunların videoları var hı hı. diyorlar. Ama o videoları da dinlemiyorlar sonra. Yani kalıcı ile ilgili kısımdakilere de almıyorlar. Şu anda çok yorucu bir hal almaya başladı. Bunlarla ilgili kısım bu pandeminin sü sürecinin yaşadığı ağır şeyler, ekran bağımlılıkları çok üst seviyede çocuklarda e, bunları kopartmakta zorluk yaşıyoruz. Sabah kalkma ile ilgili de sıkıntı hmm. yaşıyorlar. Sıkıntılar hala o noktada devam ediyor. Yani o, bu. Yani pandemi süreci aslında tabii hepimizin hayatına hmm. e, çok değişiklikler evet. getirdi. Evde kalmaya, evde yaşamaya ve en önemlisi de e, aslında dışarı çıkıp yaptığımız işleri evde de yapabileceğimizi görmemizi evet. sağladı. Ee, tabii pandemi sonrasında artık tekrar eski hayata dönüşte bir e, tabii ki orada bir şey oldu yani e, sıkıntı oldu, oldu. uyum sıkıntı problemi oldu. oldu çünkü artık hepimiz biliyoruz ki evden evet. de bir şeyleri evet. halledebiliyoruz tabii e, işte bizim gibi işte medya evet. çalışanları ve sağlık çalışanları için e, demiyorum ya da işte o tarz meslek grupları için ama pek çok meslek grubu ve öğrenciler evde hayatlarını sürdürmeye alıştılar. Evet. Dolayısıyla şu an ciddi bir uyum süreci hala evet. devam Yaşanlı. ediyor şu burada araya gireceğim kusura bakmayın. Hı hı, çocukların normalde okulda olup yani arkadaşlık edinme, sosyalleşme, birbiriyle tartışma, küsme, gelme yani bu yaptıkları davranışların hepsi o dönemde yapılmadığı için ergenlik ötelendi şu anda. Biz 11-12'de görmediğimiz çocuklarda sıkıntılar şimdi yaşıyoruz biz. Yani çocuklar bir süre sonra kopabiliyorlar kendileriyle ilgili kısımda. Arkadaşıyla küsüp sınıfın değişmesiyle ilgili kısmı bekliyorlar böyle. Yani bu nokta biraz şey oldu çocuklarla ilgili kısımdaki devre ergenliklerini evet, yaşayamadı yani. Hocam. O ergenlik süreci biraz ötelendi. O sürecin ötelenmesi Hı -hı. de e, bu sınav hazırlıkları sürecini çok etkilemedi. E, çocuklarla ilgili kısma bir de e, dersleri dinlemeyle adapte olmayla da ilgili. Biraz önce söylediğim gibi nasıl olsa bunun videosu var diyor ama eve gidip o videoyu da izlemiyor yani. Peki hala var mı bu videolar? Sürüyor. O zaman şimdi pandemi döneminde EBA diye bir Hı -hı. sistem vardı değil mi? Doğru evet, hatırlıyorum. E. Şu an hala aynı sistem bu, devam ediyor bu, mu? Bu sistem çok fazla artarak devam etti zaten. Yani Hı -hı. bu özel kuruluşların yaptıkları YouTube'da Hı -hı. E, video ...videolar var işte Eba'nın hazırladıkları var hı hı. Eba artık kanal haline de dönüştü orada da var o videolar ama hı hı. E, şu anda çocuklar bilgiye çok kolay ulaşabiliyorlar ama hı hı. artık şu anda direniyorlar yani gelişimle ilgili kısımdakiler de büyük çoğunlukta... ama bir de bilinçli bir kısım var onlar kendilerini müthiş yetiştiriyorlar müthiş bilgililer, hı hı. bir şey söylemeye gerek yok onlar bütün hazırlıkla ilgili kısımdakiler yapıyorlar ama bizi ilgilendiren o geniş kitle ilgili kısım kurtarmaya çalıştığımız işte e, şu sınav süreciyle ilgili kısımdakilerde hazırlayıp o sınav sürecinden sonra gireceği üniversiteleri beri irlemeye çalıştığımız kısım e, çok zorluklar yaşatıyorlar e, hı hı. bu süreçte bizleri hatta ben onu şöyle tabir ediyorum e, sınav hazırlığını bırakıp dershaneyi bırakıp ya da okulu bırakıp e, evde kendini kapatmaya çalışan bir e, nesil de var. Yani kendi geleceğini mahvetmekle bizi tehdit ediyorlar. Yani <laughs> yaşadıklarımız kısım böyle bizim şu anda e, çocuklarla ilgili kısımdakilerde. O yüzden bu ekran bağımlılıklarını bitirmek için çocuklarla ilgili kısımdakilerde bunların yapılabilir olduğunu göstermek için bazı çocuklarda tespit ettik mesela indik ilkokul dörde oradan başladık bazı temelleri oradan atmaya başladık çocuklarda Hı -hı. bakın bunlar yapılabiliyor bunlarla ilgili kısımdakilerde korkulacak bir şey yok ee, bunların üzerine gitmemiz gerekiyor diye oradan alıp başladık bunlarla ilgili kısımdakilerde ee, her zaman olduğu gibi her yerin olduğu gibi bu sürecin en önemli belirleyicisi iyi öğretmenlerdir yani iyi öğretmenler e, çocuğa dokunduğu anda biz bile Hı -hı. toplum olarak dokunmatik bir toplumuz bize dokunduğunuz Hı -hı. anda bize yaptıramayacağınız hiçbir şey yoktur yani Hı -hı. dokunun sadece damarımızı bulun o damarı bize Hı -hı yakalayın. Bize yaptıramayacağınız hiçbir şey yoktur açık ve evet. net söylü toplum olarak. O yüzden de bu öğretmenler onu yakaladıklarında bu çocukları sistemin içerisinde çekmeye evet. çalışıyoruz. Yani şu anda biz sadece çocuklara matematik, fizik, kimya öğretmeye çalışmıyoruz. Öncelikle bu pandemi döneminde oluşan davranış bozukluklarını bir kırmaya çalışıyoruz bu noktada. Evet. Olabildiğince de uzmanlardan, psikologlardan da yardım alıp büyük seminerler düzenleyerekten bu süreçleri atlatmaya çalışıyoruz. Evet. Ama çocuklarla ilgili kısımdakileri belirteyim iğne deliği kadar bir yer bulduklarında orayı bahane, onu müthiş bir Kullanıyorlar yani. Şimdi e, kendi geleceklerini mahvetmek evet. istiyorlar resmen evet. dediniz. Peki bunun işte en büyük sebebi acaba e, bu pandemi süreci mi yoksa birazcık e, acaba kuşaktaki değişiklik mi? Şimdi mesela İsmail Bey siz kaç Hı -hı. yıllık öğretmensiniz? Ben 23 yıllık öğretmenim. 23 yıl evet. oldukça e, uzun bir süre evet. yani. Pek çok aslında nesli de görmüş evet. farklı kuşakları Hı -hı. görmüş oluyorsunuz aslında. Şimdi biliyorsunuz sürekli bahsettiğimiz evet. bir Z kuşağı var. Evet. Sürekli Z kuşağı, Z kuşağı, Z kuşağı diyoruz ve gerçekten Z kuşağı diğer kuşaklara göre aslında çok farklı Hı -hı. bir kuşak. Benim de gözlemlediğim kadarıyla yani çevremden gördüğüm kadarıyla ya da arkadaşlarımın çocuklarından duyduğum kadarıyla çok hızlılar, evet. çok sabırsızlar. Çok zekiler aslında ama bazen de bunu kullanmak da istemiyorlar. Evet. Ee, tahammülleri asla yok. Teknolojiyle araları çok iyi ama eski sistem olan hiçbir şeyi sevmiyorlar. Evet. Ee, şimdi siz e, bu e, yıllarının yıllarınızın deneyimine dayanarak şöyle bir gözden geçirdiğinizde geçmişteki öğrencilerinizi düşünün, işte meslek hayatınızın başındaki öğrencileri düşünün. Bir de oradan tekrar şimdi günümüze gelin ve şimdiki öğrencilerinizi düşünün. Nasıl farklılıklar var? Şimdi öncelikle bir Z kuşağına değinmek gerekir ki Z kuşağının içerisinde %10-15'lik denilecek bir kitle var. İnanılmaz bilinçliler. Yani bilgiye çok kolayca ulaşabiliyorlar. Hazırlıkları inanılmaz güzel seviyede işte Hı -hı. teknolojiyi çok kullanıyorlar. Tüketim üzerine değil, üretim üzerine de Hı -hı. kullanıyorlar. Ama Z kuşağının büyük bir kısmı var. İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi onların otoriteleri sadece sosyal medya, yani Hı -hı. YouTube'dan, diğer yerlerden aldıkları o YouTuber'lardan aldıkları bilgilere göre hareket etmeye çalışıyorlar. İşte işte bu Instagram'dır. Buradan aldıklarına göre diyor çıkmış popüler olmuş. O yırtmış. O parayı bulmuş. O e, yapabiliyor. Bizim niye oluşmuyor bununla ilgili? Yani kolay yoldan kolay para kazanayım. Neden bu kadar okuyorum, da çalışıyorum bana falan. göre dünyada hazırlandığını düşünüyorum. İşte bize hep aynı örneği getiriyorlar. Hocam bir çocuk lise liseyle ilgili kısmı bitirmiş. Yüksek okula devam etmek istememiş. Ailesinden aldığı parayı şu anda çıkartmış. Milyon dolarla ilgili kısımdakilerle bunu söylüyor. Ama o çocuğun e, hazır bulunmuştuğu ne? O çocuk kendini nasıl hazırladı? Ne kadar kitap okudu? E, o çocuk finansal okul yazarlık noktasında neler yaptı. Hiç onu konuşmuyorlar bizim çocuklar. Bizim çocuklar işte en son e, Cin okumuşlar. Ondan sonra ilgili kısımdakiler de e, genelde bırakmışlar bunlarla ilgili kısımdakileri. Okuma yok, kendini geliştirme yok. Hani kendini geliştirmiş bir birey. Zaten Z kuşağının o biraz önce bahsettiğim %15'lik diliminin Hı -hı. içerisinde çok güzel şeyler çıkartıyorlar. Yani bu eğitim sisteminin içerisinden çıkıp güzel üniversiteleri bırakıp hele şu son dönemde yani Almanya'ya son e, iki yıl içerisinde dört e yakın doktorumuz gitmiş bizim. Yani işte Hollanda yine aynı mühendislerimiz gidiyor ve büyük firma alıyorlar bunlar. hani burada torpil seçildi genelde değil. İyi insanlar yetişiyorlar bu sistemin içerisindekilerde. Ama öbür tarafta da bir kuşak var. İnanılmaz derecede direniyorlar. Yani bunun temeli iniyor çocukluk kısmına da iniyor. Ailenin bazı becerileri kazandırmamasıyla da başlıyor. Okulların hayatıyla da başlıyor. Biz çocuklarla ilgili kısmındaki her şeyi hazırlayıp her şeyi onlara vermekle onlara iyilik ettiğimizi sanıyoruz hı hı. aslında. Hani yayından önce konuştuk. Benim de bir oğlum var evet. işte daha ben sabahleyin kravat takarsam o da takmak istiyor. Ben dişimi fırçalarsam hı hı. o da fırçalıyor. Ben kalem alırsam o da yapıyor. Ben kitap okursam o da okuyor. Ama aileler biz çok yorgun geldik hı hı. akşam televizyonun başında. Yemek yiyip oturup dedi. o çocuğa sen otur kitap oku bunu yap denilmekle ilgili kısmı ki oluşmuyor. Demeyle olmuyor. Bunlar sadece izleyerek anladınız mı? bunlar rol model oluşturuyorlar kendilerinden. Evet değil örnek değil mi? olunması yani, gerekiyor. Yani kendisi oturup televizyonu izlerken anne baba evet. işte ya da elinde telefonla evet. işte başka bir şeyle uğraşırken evet. çocuğuna işte kitap oku evet. demesi aslında evet. çok anlamsız Uyumuyor. bir şey yani oluyor. söylemleri yerine getirmiyorlar hocam. Hareketiniz, davranışınız neyse onları yerine getiriyor. Bu çok konuşulan konu. Çok fazla üzerinde durdu. Çok uzman konuştu bunlarla ilgili kısımdakilerde. Hı hı. Biz önce değişimi anne babaların kendiyle ilgili kısımdakilerde bir başlatmaları. Ne kadar yoğun olursa olsun o çocuklara ayırmaları gereken bir zaman dilimi var. Yani siz o çocukla sabahleyin kahvaltı yapmazsanız o çocukla düzenli kahvaltı alışkanlığı olmuyor. Çocuklar da poğaçalarla geliyor. Poğaçayı yedikten sonra o çocukla ilgili kısımdakileri yani ders dinlemeyle ilgili bir konsantrasyonda büyük sıkıntı oluşuyor. Şu anda hı hı. beslenmenin e, algıyla ilgili çok önemli bir Kesinlikle noktası var. Öğrenmeyle çok, çok ilgili önemli. çok önemli bir yani noktası var. Yani dün de bir var. diyetisyen vardı. Evet. burada konuğumuz. Evet. Gerçekten çok evet, önemli. Çok önemli hocam. Sağlıklı beslenmek, doğru beslenmek. Hele ki işte tam işte bu zihinsel gelişim evet. dönemlerinde bu sınavlara hazırlanan çocuklarda o kadar önemli ki doğru evet. beslenebilmek yani. E, peki şimdi aslında e, biraz böyle karamsar bir tablo görüyorum ben şu anki nesille alakalı. Şöyle e, hocam e, karamsarlık değil yani biz Hı -hı. önce bir tablonun ne olduğunu görmemiz Hı -hı. lazım ondan sonra çözümler noktasında Tabii. konuşmamız lazım. Neler yapılacağı ile ilgili Hı -hı. kısımdakileri e, ortaya koymamız gerekiyor. Bu bizim karşımızdaki tablo bütün Hı -hı. ebeveynlerde şu dönemde erken kayıt dönemleri başladı. Herkes geliyor evet. genel bahsettikleri evet. konuların hepsi bunlar üzere Hocam ekrandan kaldıramıyoruz bunu oturtturamıyor bunu yapamıyor. Çocuklarla ilgili kısımdakileri sınav alıyoruz. Hani neyin var, neyin yok, hazır bulunduğu hmm. ne seviyede diye. Ee, çocuklar sınavı tamamlamıyorlar şu anda. Yani sınavla ya ilgili. sınavı sanki, tamamlayacak. Sanki, e, sabrı bile yok. Sabrı yok, değil yok mi? hocam. Şu anda hiçbir şeyle ilgili sabrı yok. Yani o bir de şöyle bir durum var. Geçmişte de böyleydi, eğitimde de. 11-12 yaşlarına kadar, 13 yaşlarına kadar o ergenliğin başlangıç dönemlerine hmm. kadar orada ailenin verdiği sorumluluklara bağlı olarak ergenlik kısa sürede tamamlanabiliyor işte ya da bulunduğu ortam gereği bulunduğu eğitim kurumu gereği kısa sürede tamamlanabiliyor ya da uzayabiliyor. O zamana kadar anne baba iyi bir rol model çocuklar için. Her şeyi dinliyorlar ama ondan sonra o rol modellik bitiyor. Hatta onların özgürlüklerini Hı -hı. engelleyenler olarak gördükleri için çatışmalar başlıyor. Hı -hı. Ne söylerler söylesinler? Çatışma, karşı durma, itiraz etme. Oraya iyi bir eğitim sisteminin, iyi bir eğitimcinin girmesi gerekiyor. Çünkü çocuklarla ilgili kısımdakilere dokunulabilmesi gerekiyor. Evet. Eğer o sürecin içerisinde iyi bir eğitimci girerse o çocuklar o sistemin içerisine çıkıyor. Geçmiş dönemde de öyleydi. Çocuklar kendini lise hayatı içerisinde siz de yaşamışsınızdır liseye geçince bir boş verme biz artık büyüdük. Biz Hı -hı. artık ergenlikle ilgili ergenlikle. artık biz ortaokul çocuk değiliz diye kendini bırakanlar işte dersler asanlar hatta iyi hazır bulunuşta gelmeyenler vardı. Ama onu işte sınav sisteminin içerisinde bilinçli bir şekilde geçmiş aldığı sorumluluklar geri güzel bir şekilde bir yıl iki yılı geçirip çok güzel bölümler kazanan çok güzel işler yapan çocuklar vardı. Hı -hı. Ee, burada da öğretmenler yine çok önemli. Yani derse giren öğretmen siz anlamıyorsunuz siz yapamıyorsunuz siz böylesiniz dedikleri sonra zaten kopma başlıyor çocuklarla ilgili kısımdaki. Anlamıyorsa ineceğiz ortaokula, anlamıyorsa ineceğiz ilkokula. Derleyip toparlamamız lazım. Biz hep suçu bir yere atıyoruz toplum olarak. Eğitimciler de öyleyiz, aileler de öyle, çocuklar da öyle. Öğretmenin hep de bir suçlu belki bulmaya vazgeçmemesi gerekiyor Kesinlikle değil mi o çocuktan? Hocam. Bazen sanki vazgeçiyorlar. Yani evet sıkıntılı çocuklar olabilir ama bir öğretmen bence bir öğrencinin hayatını değiştirebilir. Ben buna gerçekten çok inanıyorum. Bakın ben kendim bizzat bunu yaşadım. Yıllar öncesi yayından önce de biraz bahsettim evet. işte benim babam işte emekli asker annem de emekli öğretmen yıllarca yurdumuzun her bir köşesinde yaşadım ve çok sık işte tayinler oradan oraya neredeyse her yıl okul değiştirdiğim dönemler oldu. Ee, ama ben mesela benim hayatıma dokunan bir öğretmen oldu. Hiçbir zaman evet. unutmuyorum. Ee, mekanı cennet olsun. Son zamanlarına kadar da hala e, telefonda konuşmaya Hı. devam ettim. Ee, yaklaşık bir yıl önce kaybettim ilkokul öğretmenim. Sevgi, E, ee, Onu böyle rahmetle evet. ve minnetle anıyorum. Hala üstünden yıllar geçmiş olmasına rağmen hiç de kopmadım. Çünkü evet. o kadar ona minnettarım. Ee, tabii mesela ben yıllarca işte farklı farklı şehirlerde yaşadığım için. Ee, işte e, ba bazen çok küçük ilçelerde yaşadığım için çok iyi eğitimler alamadığım zamanlar oldu. Yani ailem her zaman, annem de bir öğretmen olduğu için bu anlamda hep beni destekleyecek bir şeyler yapmaya çalıştı. İşte ekstradan dersler, kurslar, etütler ama gerçekten çok imkansızlıkların olduğu şehirlerde yaşadım. Evet. Yani hastanesi dahi olmayan, işte çok ücra yerlerde eğitim hayatımı sürdürdüğüm zamanlar oldu. Dolayısıyla tabii ki büyük şehirde yaşayan ya da daha iyi imkanlarda yaşayan çocuklara göre yani daha iyi okullarda okuyan çocuklara göre ister istemez tabii ki bir eksiklik oluyor evet. eğitim altyapısında. Ee, sonrasında mesela e, o zamanlar e, babamın tayini Ayvalık'a çıkmıştı evet. hatırlıyorum. Ayvalık'a gittiğinde tabii ki oradaki doğudan oraya gittim ve oradaki eğitim sistemi çok daha iyi. Evet. Üçüncü sınıftaydım ama gittiğimde şunu gördüm. Oradaki çocukların bildiği hiçbir şeyi bilmiyordum. Evet. Yani okula ilk gittiğimde böyle sanki uzaydan bir anda oraya konmuş gibiydim. Çünkü ilkokul birinci ve ikinci sınıfı işte doğuda geçirmiştim. Hı. Ve tabii zor şartlar altında hem yaşam şartları zor hem eğitim koşulları daha yetersiz. Tabii onun farklı sebepleri de var evet. ama yani öğretmenden kaynaklı bir şey de olmuyor Hı. aslında bu. Dolayısıyla tekrar geri geldiğimde evet. batıya çok büyük bir sıkıntı ama ne oldu biliyor musunuz İsmail Bey? O benim öğretmenim benden vazgeçmedi. Hiç beni bırakmadı. Okula ilk gittiğim günü hatırlıyorum. Geri eve döndüğümde e, hüngür hüngür ağlamıştım. Ben buradaki çocukların bildiği hiçbir şey bilmiyorum diye. Ama rahmetli bir gün bile elimi bırakmadan böyle birkaç ay içerisinde e, pes etmeyerek benimle birebir işte özel ilgilenerek hiç unutmuyorum yani okul biterdi o benimle birlikte devam ederdi. Beni onların seviyesine getirdi ve sonrasında da okul hayatımı çok e, başarılı bir şekilde sürdürdüm. E, üniversite yıllarına kadar yani çok yüksek not ortalamalarıyla işte üniversiteden onur öğrencisi olarak mezun oldum vesaire ama bunun temeline baktığımızda bunun temelini atan kişi Sevgi öğretmendi. Evet. Eğer sevgi öğretmen mesela benim elimi bırakmış olsaydı ya da işte beni bir kenara böyle evet. bırakıvermiş olsaydı, üstüne gitmeseydi, yardım etmeseydi, ben belki şu anda evet. e, bu durumda bile olmayacaktım. Dolayısıyla bir öğretmen gerçekten e, bir insanın hayatını değiştirebiliyor. Evet. Sizi çok iyi anlıyorum. Ee, ben de 44 yaşındayım. Ben e, köyde e, okula 5 sınıf bir arada birleştirmiş sınıflarla başladım. Sonra kasabaya indik. Kasabada da çok farklı bir durum değildi öğretmen yapısı anlamında. Sonra babam okuyalım diye ee, Ankara'ya getirdi bizi ilkokul 5'te Ankara'ya geldik biz sizin yaşadığınız duyguları yaşadım onların gördükleri hiçbir şeyi görmemişiz biz biz onların sahip olduğu hiçbir şey. Orada da öğretmenimiz sağ olsun Bernaz hocamız elimizden e, tuttu bizim ve çok kısa sürede bizim Hı. Anadolu insanı çok zekidir hocam. Bizim evet. sadece orada biraz önce anlattığınız şey o kırsal kesimde bulunmamızın getirdiği becerilerimiz biraz daha fazla, sorumluluk Hı. duygularımız biraz daha fazla. Bazı şeylerle ilgili kısımdakilerden kolay vazgeçmiyoruz. Mücadele gücümüz biraz daha fazla ve mücadele ilgili kısımda yenilgiyi de kolay hı hı. kabul etmiyoruz. Bize sağladıkları kısım o. Fırsat verildiğinde yani bizim şu anda yaşadığımız en büyük sıkıntı da o. Fırsat eşitsizliği yani. Fırsat verildiğinde çok büyük işler çıkacaktır ortaya. Yani çok büyük şeyler ortaya çıkacak. Çok güzel şeyler de çıkardılar bu zamana kadar evet. ee, çocuklar. Çok büyük hikayeler var. Ee, çok güzel yazılmış hikayeler var bunlarla ilgili kısımdakilerde. Ama dediğim gibi ülkede e, biz eğer bir noktada elinden tutulursa işte bir öğretmen bir noktada ışık olursa en büyük şansımız zaten karşımıza çıkan iyi bir öğretmen Kesinlikle. bu çok, çok önemli çok bir nokta hocam. Yani, çok, çok önemli bir nokta. O yüzden şimdiki öğrencilerimizden de anneler, babalar ev hali yoğuyla okutmaya çalışıyorlar. Sistemin içerisinde tutmaya çalışıyorlar. E, bu pandemi kimsenin hesap edemeyeceği bir durumdu. Buna rağmen birçok şeyin önlemi çok güzel alındı diye düşünüyorum ben e, bunlarla ilgili kısımdakilerde Dersimizi ama o süreç aldık bayağı. Evet, aldık. O süreç o süreç ama çocuklarla ilgili kısımdaki ekran bağımlılığı sürecini çok artırdı. E, ve oraya ekrana zaman ayırmak için şu anda çocukların yaşadıkları en büyük sıkıntı. E, birçok görevi üzerine bası gereken sorumlulukları çok safsaklayarak... kısa sürede bitirip kalan zamanı tamamen oraya ayırmayla ilgili kısımda bir e, şeyler var nasıl koparacak var peki da. ebeveynler? Veliler nasıl o ekran bağımlılığını Vallahi azaltacaklar? Hocam, Bunun bir yöntemi var ben, mı? işin açıkçası şöyle biz de baktık bazı şeylerde ...çocuklara çok konuşuyoruz karşılıklı Hı -hı. dinliyoruz tamam diyorlar yapmıyorlar ama ben e, sistemsel anlamda değişiklikler yaptım. Belli bir saate kadar derslerin anlatım belli bir saatten sonra akşam saatine kadar da tamamlama hocalar başında bugün ne anlatıldıysa onun tamamlanması hı hı. şeklinde orada bitittirmeden orada konuyu hı hı. öğrenmeden ve ona bir az ödevler vererek başladım hı hı. başlangıçta ilgili kısımdakilerde yani e, çocuğa günlük 250 300 soru değil de 80 soruyla başladık bunlar yapılabiliyor hissi oluştuktan sonra açık hı hı. ve sürüm açıldı burada bu noktada çeşitli alternatif yöntemler geliştireceğiz eğitim kurumları da bu noktada gerekenleri hı hı. yapmaları gerekiyor hani girdik sınıfa ders anlatıldı çıktık değil de farklı yöntemler üretmemiz gerekiyor evet. bu çocukları döndürmemiz gerekiyor ha, bilinçli bir kesim var zaten onlar e, güzel bir şekilde işi götürüyorlar Bilinsiz yani de bilinçlenmek evet, gerekiyor bilinçlenilmek belki. Gerekiyor. Mecburuz içinde, yani evet. iyi bir nesil yetişmek zorunda Zor bu hocam. ülkede. Geleceğim Gerçekten geleceğim. her şey e, nesilleri iyi yetiştirmekle evet. başlamıyor mu hocam? Evet, yani öyle hocam. E, ne kadar iyileşirse e, gelecek evet. nesil e, hepimizin geleceği de o kadar kesinlikle iyileşecek. Iyi Ancak bu şekilde tüm mutsuzluklardan evet. kurtulabileceğiz. Kalkacağım. Ben bunu hep dile getiriyorum. Şimdi aslında öğretmen seçiminin yani öğretmenin ne kadar önemli olduğunu anlattık. Evet. ...şu andaki neslin Onu çok zor olduğunu da, da anlattık. Hocam. Tabii, inanılmaz aslında inanılmaz çok derin bir konu arası. ama en azından evet. e, özetledik. E, peki şimdi biliyorsunuz e, artık e, okul başvuruları ve Hı. okul kayıtları şu sıralarda başladı. Başlayalım. İnsanlar artık e, gelecek sene için, gelecek eğitim öğretim yılı için... E, ...seçimler yapıyorlar, Hı. kararlar veriyorlar hangi okula göndereceklerin evet. çocuklarını... E, Nelere dikkat etmeliler? Yani siz gerçekten hani yılların öğretmeni olarak e, ne söylemek istersiniz ebeveynlere? Evet. Nasıl şimdi, okul seçsinler? Şimdi şöyle... E, şimdi öğretmen iyi mi kötü mü anlayamazlar e, çünkü pardon, tanımadan. E, şöyle e, hocam e, aslında... Ee, bu medya medya diyelim, hı hı. sosyal medya kısmı biraz önce içeride size de bahsettim. Çocuk doğma, doğduktan sonra genelde bir e, anne ebeveynlere bir eksiksiniz. Yani siz eksikler yapıyorsunuz. İşte siz güzel eğitemiyorsunuz. iyi besleyemiyorsunuz. Bir yetersizlik duygusuyla başlıyorlar. Veliler bu arada başlıyorlar. Yani üçüncü yaş grubu dördüncü yaş grubu işte araya başlıyorlar. İşte referansları dikkate alıyorlar. Neler yaptı diye. Birçok şeyi bir arada bulundurmaya çalışıyorlar. Hı hı. Becerilerini geliştirebilir miyiz? İşte akademik anlamda neler yapabiliriz. Yani veliler de bu tür istekler noktasında biraz karışık duygular içerisindeler. Yani diyorlar ki e, bu çocuk hem beceriler edinsin, hı hı. hem işte sporla ilgili e, bazı şeyleri edinsin, işte e, bazı yeteneklerle ilgili kısımda müzik edinsin ama akademik anlamda da çok iyi yetişsin diye. Şimdi bizim bazı çocuk grupları var tamam %10'luk, 15'lik bahsettiğimiz bunları çok iyi yapıyor. Elimizde yetişen çocuklardan da Almanca, İngilizceyi mükemmel hale getiren, yazılımda çok hı hı. güzel olan, basketbol oynayan, bateri çalan, aynı zamanda Hacettepe ve dişçiliğe yetişen öğrencimiz de var. Ama bunların bir tanesini bile sonuca ulaştırmakta zorluk yaşayan öğrencilerimiz var. Hı hı. Çocuk, ebeveynlerin bu dönemde dikkat etmesi gereken en önemli şey ben şahsi hı hı. fikrim olarak söylüyorum e, öğretmen kadroları iyi olan yani isim ve cisimden ziyade bırakacaklar öğretmen kadrosu iyi olan e, akademik hı hı. anlamda çocuklarla ilgili kısımdakilerin çok bir zamanını almadan iyi yüklemeler yapabilecek. Yani otel odası gibi ya da otel gibi bir hizmet veren yerlere değil de hocam eğitimin gerçekten düzgün yapıldığı, dokunabildiği. Çünkü biz Gerçek dokunma tipi toplumuz. bize dokunduğunuz anda dediğim gibi yaptıramayacağınız hiçbir şey çocuklarla ilgili evet. kısımdakilerde kaybolmuş işte sizin o e, e, kırsal kesimlerden gelip sonra yaşadığınız bizim aynısı yaşadığımız orada bir dokunmayla ilgili süreç hocam bize bir dokunulsa biz birçok şeyi yerine getireceğiz yani bir de özel olduğumuzu hissetmek istiyoruz onun için de olabildiğince bu tür yani kalabalıkların içerisinde bana göre kaybetmemeleri gerekiyor çocuklar ha, kalabalıkların içerisinde iyi mücadele edip çıkan bir Hı -hı. kesim var biraz önce bahsettiğim gibi mükemmel yetişmiş bir kesim var böyle. Ama bir de burada kalabalıklar içerisinde gidip gelip zaman hiç değerlendiremeyen, üstüne hiçbir şey koymayan mı? bir nesil var. Şimdi kursla ilgili kısımda karşılaşıyoruz çocuklar. Mezun da daha Türkçeleri 40 soruda 12-15 seviyesine ya. Bak sen okula başladın, Türkçe eğitimi aldın ve 12 yıl boyunca bu eğitimi aldın ve bizim Türkçemiz hala 40 soruda bunu bir düşünmek de gerekiyor. Yani sadece sorunu sisteme, sorunu öğretmene değil, bu, bu çocuğun kitap okuma kültürüne, bu çocukla ilgili kısımdaki de hedeflere, hayallere birçok yere de koymak gerekiyor çocuklarda. Yani bir de şey başlıyor böyle hani çocuklar okusan ne olacak? Yok okusa çok şey değişecek hocam. yani Çocukların ki, eğitim e, sistemine inancı kalmadı evet. bence hocam. Şimdi Bakın şöyle de düşünüyorum. Bazen kızıyorum bu nesle. Hı hı. Yani nasıl bir nesil bu diyorum. Hani hiç bizim dönemlerimize benzemiyor ama bazen de hak veriyorum, üzülüyorum. Çünkü şöyle bir etrafınıza bakın. Tamam, çok iyi yetişmiş, şanslı olan ya da bir şekilde tuttuğunu koparmış ve istediği yere gelmiş gençler çok hı hı. fazla. Ama Yıllarını okul sıralarında geçirip etüt merkezlerinde geçirip işte iyi bir üniversiteye girip bütün hayal ettiği şeyleri gerçekleştirip ama sonucunda işsiz olarak oturan ya da işte e, mesleğini yapamayan genç çok fazla. Yani şimdi mesela sosyal medyaya ilgi var diyoruz, işte onlar gibi olmak istiyorlar, zengin olmak istiyorlar, para kazanmak istiyorlar, ünlü olmak istiyorlar ama biraz da bence hayata inançları kalmadığı için. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Ben yıllarca çalışacağım, çabalayacağım, işte sınavlara gireceğim, gecemi gündüzüme katacağım. Ee, sonrasında işte bir e, sosyal medyadaki fenomen kadar e, evet. para kazanmayacağım. Yıllarca çalışacağım, üniversite okuyacağım, işte mühendis olacağım, işte öğretmen olacağım ya da işte farklı bir meslek. Ama sonrasında gidip işte bir yerde kasiyerlik yapacağım evet. ya da işte benzinlikte çalışacağım. Ya bu meslek gruplarını e, şey yaptığımız, küçümsediğimiz için değil. Sadece emeğinin karşılığını e, alamayacağını e, düşünüyor artık gençler. Yani çok karşılaşıyoruz bunlarla. Evet. Bir gün e, bindiğim bir takside mesela genç bir çocuk taksi şoförü ee, hani böyle tesadüfen sohbet etmeye başladı kavadan sudan vesaire o kadar mantıklı şeyler konuşuyor ki ee, ve öğrendim ki mesela e, çok acı gerçekten ODTÜ mezunu ODTÜ mezunu yani ODTÜ ülkemizin hani en e, kıymetli evet. en önemli üniversitelerinden biri Diyorsun, evet. ve eğer bizim ülkemizde ODTÜ mezunu bir genç taksi şoförlüğü yapıyorsa taksi şoförlüğü kötüdür demiyoruz Hı. kesinlikle. Bütün mesleklere saygımız var. Sadece yıllarca verilmiş eğitim bir eğitim yani evet eğitim almış. Yani evet. o kadar yıl bu çocuk kim bilir nasıl çalıştı o ODTÜ'yü evet. kazanmak için neler yaptı? Belki bütün gençlik çocukluk Hı. yılları çöpe gitti. Evet. Sadece ders çalıştı ama sonucunda hayal ettiği mesleği, mesleği. yapamıyor. Evet. Ee, belki biraz da bundan kaynaklanıyor olabilir mi? Değil biraz mi? böyle hani merhametle bakınca, onların tarafına geçince de belki istedikleri noktaya gelemeyeceklerini düşünüyorlar. Belki biraz daha onlara ümit vermemiz evet, gerekiyor. Şimdi şöyle hocam, kesinlikle ben konuşmalarımın Hı -hı. bütünüyle ilgili evet. kısımdakiler, ben sorunu, durumu Hı -hı. tespit edip ona göre neler evet. yapılması gerektiği kısmını söylüyorum. Evet. Ee, biraz... Ben biraz seyirciydi evet. hani bu evet. anlamda bilgilendirmek adına. adına. Çok açık ve şunu anlatmaya çalışıyorum, özellikle çocuklarla ilgili kısımdakilerde, biz kendimizle evet. ilgili kısımdakilerde, bize de çok iyi bir dünya evet. bırakılmadı, biz de çocuklara çok iyi bir dünya bırakmadık hocam, dık. çok evet. açık evet. ve net. bu kabul ediyor. Arası. yani bunu biz kabul ediyoruz. Ama şimdi bunu çerçeveden bakınca mücadeleyi durdurmamaları gerekiyor çocuklar. Mücadeleyle ilgili kısımdakileri sürdürmeleri gerekiyor. Kendi gelişimleriyle ilgili kısımdakileri sürdürmeleri gerekiyor. Bu taksiyle ilgili kısımda ben de yaşadım. taksi evet. e, taksiyle ilgili bir süreçte taksici bir arkadaşla karşılaştım. Dedi ki ben PDR mezunuyum dedim. Tamam gel bizim eğitim kurumlarında başla dedim. Sadece 6 ay kalabildi. Hocam bu süreç çok zorluymuş Gel git zaman dilimle ama doğru mesleğim emek verdiler kısmı çok önemli. Çok onu belirleme söylediniz. ilgili kısımdakiler evet. çok önemli. Çünkü doğru bu söylediniz. eğitimcilik, öğretmen geniş zamanlar isteyen, evet. anladın mı? inanılmaz derecede sabırlı olunması gereken aynı şeyi aynı öğrenci biz defalarca anlatıyoruz. 20 kere, 30 kere anlat. Bunu sabırla sürdürebilecek insanların olması gerekiyor. Şimdi insanlar da yeni şeylerle birlikte bu yeni internet internet çağıyla birlikte e, bu zamansız çalışma yani mesaili çalışma dışında bir kavram gelişti. Bunlar da çok etkiliyor onlarla ilgili kısımdakiler. Yoksa eğitimin iyi tamam bir de verilenlerle yetinmemeleri gerekiyor. Bizim verdiğimizde de yetinmemeleri gerekiyor. Bu kendilerini kitap okumaydı, dil alanıydı, farklı alanlardı, farklı sertifikaların alımıydı. Her noktada geliştirmeleri gerekiyor hocam. Şu anda aynı nesting içinden çıkıp iş beğenmeyenler var, aynı neslin içinden çıkıp işle ilgili problem yaşayanlar var. İşte tecrübe deneyim diyorlar başlangıçla ilgili kısımdakilerde. Başlangıç şartlarını kabul etmeyeni var şu anda. Bizim genelde yaşadığımız sıkıntılarla Aynen. ilgili kısımdakilerden birisi de bu çok açık ve net söylüyorum. Tabii ki iş sahasıyla ilgili iş alanı ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yani bizim bu noktada elimizi almamız gerekiyor ama bana göre çocuklar kendi kapasiteleriyle ilgili kısımdakileri tam göstermedikleri için bu eğitim sürecinde, öğretim sürecinde bazı şeyleri de düzgün bir yapmaları gerekiyor. Ama dediğim gibi iş sahasıyla ilgili de düzgün sağlayamadığımız alanlar da var. Çok açık söyleyeyim. Burada yüzüne bakmadığımız öğrenci Hollanda'da kimya mühendisliği ile ilgili kısımda çok güzel işler ortaya çıkartabiliyor. Mesela Tabii. şu anda tarımla ilgili inanılmaz derecede eee bilinçli insana ihtiyacımız var. Yetişmedi. Yani onun üzerine Yıllarca gitmedi, yetişmedi bunlarla ilgili kısımdakilerde. Bunlar var. Bunlar bizim bir tekrar bir planlayıp gözden geçirmemiz gerekiyor. Eğitimciler olarak, öğretim görevlileri olarak gözden geçirmemiz gerekiyor bunlarla ilgili kısımdakileri. Evet. Ama bu fırsatlar sunularak gelen insanlar, mesela başlangıçta meslekle ilgili direnenler var. Üç gün önce öğrencilerimiz ziyarete geldi. Özellikle dedim ki bak aldığım puan da iyi, matematik yetilerinde çok iyi. Lütfen elektronik haberleşme mühendisliğini yaz. o Ara bir mühendislik yetişmiyor. Bak şimdi elektronik haberleşmede mezun olanın kim? açıkta değil. Çünkü gömülü sistemlerin yazılım üzerine müthiş bir e, mühendislik dalıydı. Çok pişmanım şimdi o alana gitmediğimle ilgili diyor. Bazı bu noktada da doğru yönlendirme din, de, de Evet çok önemli kesinlikle. hocam. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, ben bunları söylerken karşılaştığım çocuklardaki Hı -hı. direnme, fırsat bulan çocuklarla ilgili kısımdakileri, direnmeler anlatıyorum ama hani e, eğitimle ilgili kısımdakilerde bu Ankara'yı konuşuyoruz. Haymana'ya gidin. Tamamen bambaşka şeyler konuşmamız gerekiyor. O çocuklar işte aileyle ilgili kısımda işlerin içerisindeler, katıldıkları işlerin içerisinde Adana'ya gidin gene aynı şeyler. Onlar çok ayrı noktalar ama biz Hı -hı. elimizde aldığımız sistemlerle ilgili kısımdakilerde saatlerce kafelerde oturmak yerine üniversite öğrencileri için de söylüyorum. zaman çok uza. Mesela lisenin 4 yıl olmaması gerekiyor bana göre 3 yıl yeterli Öyle mi? bir zaman dilimi. Evet. Birçok fakültenin 4-5 yıl olmaması gerekiyor bana göre. Aslında lise eskiden 3 yıldır galiba evet, evet, bu arada. 3 değil mi? Öyleydi yani, tabii. Yani, bu yani zaman... ben gerçi hani yabancı dil ağırlıklı liseden mezunum bir yıl hazırlık okudum o yüzden Hı. 4 yıl okudum ama normalde 3 üç yıldı. 3 yıldır. Evet. evet. Şu yani, an dört yıl. He, bana, bana göre olması gereken dilim o. Ee, ve yapılması gerekenlerle ilgili kısımdakiler iyi planlanıp bu çocukların kendi gelişimleriyle ilgili kısımdakilerde, üniversitede de, bizde de bizim verdiklerimizle yetinmeden üstüne bir şeyler koymaları gerekiyor. Bir çalışma yerine getirmeleri gerekiyor hocam. Yani o ancak bunu sağlayacaktır. Yani bir, bir, her şeyin planlandığı, her şeyin çok iyi gittiği bir çizgi olmuyor. Yani isterseniz çok açık bir hazırlıklarınızı tamamlayıp ondan sonra bazen gözü kapatıp bazı meslekler dallarına girmeleri gerekiyor. Gerekiyor evet, yani bunlar çok önemli noktalar doğru bazı bazı yerlerde de e, çocuklarla ilgili ...kısımdakiler mesleklerle ilgili başlangıç ile ilgili kısımdakileri beğenmiyorlar şimdi mesela ne istiyorsunuz diyorum arabam olsun e, işte e, elimde işte kahvem olsun e, gezeyim. Bir plazada bir evet, plazada ama hani sen hangi yeterliliktesin? bu, bu noktada bunları bir, hak dediksel. ediyor musun evet, şu an bunları anda? da hepsinin konuşulması gerekiyor doğru Biz, söylüyorsunuz yani, aileler inanılmaz derecede çocukları her düştüğü yerde kaldırıp sistemin içerisine sokmaya için hayatla ilgili de bunu bekliyorlar. İşte otu mimarlıkta okuyor öğrenci. Bir hazırlık yaptım hocam. Yedi gün sürdü diyor. Aldı diyor hoca diyor. Çöpe attı diyor. Neyi bekliyor? Bu yedi günün o harika oldu demeyi bekliyor. Ama sana onu dediği an sen gelişimi durduracaksın evet. orada. O iş bitecek orada yani. Bunu senin... ya bu aslında karşılıklı evet. İsmail Bey. Şimdi şöyle düşünün. E, tamam bu gençler iş ararken e, biraz e, yüksekten uçuyorlar. Hı. Çok yüksek beklentilere e, giriyorlar. E, biliyorum, görüyorum Hı. etrafımda ki böyle olmaması gerektiğini evet. düşünüyorum. Gerçekten e, bir yerde başlayıp, çıraklık dönemini evet, biraz çıraklık düzgün... dönemini yaşamadan evet. usta olunmaz. Evet. Bunu yaşamaları gerekiyor. Ama işverenler de bazen bu konuda çok acımasız evet. oluyorlar. Şimdi bakın iş ilanlarına girin bakın mesela e, hiç 5 yılın altında e, tecrübe yazan var mı? Hepsi 5 yıl tecrübe, 10 yıl tecrübe. E bu yeni e, nesil Hocam, ne yapsın? E, yeni buraya, gençler ne yapsın? Buraya, burayla ilgili kısımdakiler aslında bizim e, devlet olarak ele atılması gerekiyor. Tabii. Yani ben e, kendi adıma söyleyeyim proje olarak da yazıp gönderdim. E, öğretmenlik okuyanların 5 yıl, 4 yıl değil, 3 yıl okuyup 2 yıl e, usta öğretmenlerin yanında işi nasıl öğretecekleriyle ilgili kısımdakilerde ele alınmaları gerekiyor çocuklarla ilgili kısımdakilerde. Evet. Yani bir insanın 22 yıllık 25 yıllık tecrübesini oraya aktarması gerekiyor. Farklı sektörlerle ilgili kısımdakilerde de başlangıçta bu sürecin bir olması gerekiyor. Çocuklar e, çok açık Hı -hı. ben net söylüyorum. Çocuklarla ilgili kısımda geliyorlar tecrübe istiyorlar. Şimdi biz bizde e, kurumumuz var geliyor. Hiçbir veli yeni bir mezunu kabul İstemiyor. etmiyor. Yeni mezunda yetişmek için önceden mücadele etmiyor yani çok eee teklif bir durum var, aslında. Evet, var teklif ettik. Gelin dördüncü sınıftayken iyi öğretmenleri dinleyin. Neler anlatıyorlar, neler yapıyorlar, çocukların tepkilerine karşı ne tepkiler veriyorlar? Yapın diye. Bununla ilgili kısımdakilere de bir tepki verilmesi Hı -hı. gerekiyor. Yani biz e, orada problem, burada problem bu çözmüyoruz ve insanların bu noktada zamanları gidiyor, hayatları gidiyor, ömürleri gidiyor. Daha 27-28 yaşına gelmiş, üniversiteyi bitirmiş, bir gün bile çalışmamış insanlar var. Buraya Doğru bir gerçekten bir müdahale gerekiyor. Yani buraya bura, ciddi bir evet, müdahale gerekiyor. Müdahale gerekiyor. Kesinlikle. hocam. Peki e, şimdi tabii bir yandan da mecbur hayatın hayatın gerçekleri var. Devam evet. eden bir sistem evet. var şu anda. E, hala şu an işte hayalleri olan, ümitleri olan, hedefleri olan çocuklar da var, gençler de var. Şimdi biraz sınav sisteminden de bahsedelim evet. istiyorum. E, şimdi 8. sınıfta LGS'ye giriyor evet. çocuklarımız. 12. sınıfta da TYT ve AYT'ye AYT giriyorlar. Geliyor. Değil mi? Ee, şimdi biraz siz anlatın bize önce bu sınav şimdi sistemini. şöyle Bizim ülkedeki eğitim sistemi sınavlar üzerine Hı -hı. kurulu evet. bir sistem. Yani biz sınavlarla ilgili de çocukları işte okul puanı çok önemli diyoruz. Lisede bulunmanız gerekiyor diyoruz. Yani e, bunlarla çocuklar sistemin içerisinde tutuyoruz. 8. sınıfta e, çocukların hazırlandığı 8. sınıf müfredatından liseye geçiş sınavı diye bir sınavımız var burada. Hı -hı. Aldıkları puanlara göre ya da işte Türkiye e, ortalamalarını göre çocukları sınav yerleştiriyoruz. Nereye yerleşiyorlar? Fen liselerine. Hmm. Sonraki kısımda nitelik liseler var ya da burada hmm. işte e, özel okullar bu noktada neler yapıyor? Burslar tanımlıyorlar. Böyle bir sistem içerisinden geçiyorlar çocuklarla ilgili kısımdakilerde. Buna çok karşı olanlar var sınav sistemi değil mi? Eleme her yerde var dünyada hmm. hocam. Yani bu eleme sisteminin bir olması gerekiyor. Şimdi Allah'ın yarattığı e, zeka ile ilgili kısımda verdiği çocuklar var. Bunların da ödüllendirilmesi gerekiyor. Çünkü dünya şu anda hmm. bilgiye, bilime, zekaya yatırım yapıyorlar. Yani çok açık söyleyeyim. Geçen yıl çocuğumuzun birisi ilk bine girdi e, Bilkent Üniversitesi ödüllendirdi çocuğu yani hem bursla ödüllendirdi hem e, yurdunu verdi hem Hı -hı. imkanlarını sağladı ödüllendirdi şimdi bunun ödüllendirilmesi de gerekiyor evet. yani çocukların şimdi biz bir nitelikli liseler kısmına geçtik Anadolu Liselerden e, ama burada çocuklar şöyle oldu geçmişte Anadolu Lisesi'nde aldıkları puanlarla bir yere geliyorlardı ve bu yerde ister istemez kendi e, gruplarından işte yüzde ikilik, %2'lik üçlük dilim arası deniliyordu ve müthiş bir şey çıkıyordu orada e, çocuklar ilgili Hı. başarı çıkıyordu yani kendini delip toparlama çıkıyordu şimdi bu eve yakın giden sistemin içerisine girdiklerinde çocuklar biraz önce bahsettiğimiz gibi geleceğimiz dediğimiz gibi evet. akran zorbalığı eğitim içinde kalmak istemeyenlerdi. öğretmene değişik davranan çocuk tipleri gibi hannız bunlarla aynı yerde kalmak zorunda kalıyorlar O yüzden 8'deki sınav çok önemli bir sınav yani Hı. da buna bir hazırlık olmaları gerekiyor yani girmeleri gerekiyor evet. bu sınavla ilgili kısınkilerde bunun hani aileler bir şekilde telafisini yapıyorlar Özel okuldur, onudur, bunudur ama bizim 12. sınıfta işte ya da orada halledemeyip mezunda girdikleri TYT, AYT ile ilgili kısımdakilerde de o çok ciddi. 12 yılın Şimdi TYT ve AYT iki ayrı sınav var. Biri cumartesi günü oluyor, biri pazar günü oluyor sınav. Eskiden tek bir sınav vardı mesela. O şeydi eskiden bir Mart'ta oluyordu, sonra Haziran'da oluyordu bölümlenmiş şekliyle geliniyordu. Yok ben çok eskiden bahsediyorum benim zamanımda. Evet. Ee, bir dönem öyle yapıldı. Ee, orada müfredatla ilgili kısımdakilerde de biraz hı hı. kısaltmalar yapılıp e, tek bir sınava dönüştürüldü. Onun öncesi de yine iki sınavdı. Hı hı. E, sınavlar genelde hep iki içerecek şekilde. Bu iki yıllık fakültelere hı hı. gidecekleri, belirleyeceklerle ilgili kısımdakiler o TYT üzerinden hı hı. geçiyor. TYT'nin önemli bir kısmı puan olarak AYT'ye aktarılıyor. E, pazar günü yapılıyor. TYT 9-10 müfredatını, AYT 11-12 müfredatını içeriyor. Ama burada en önemli nokta Türkçe ve matematik üzerinden geçiyor hocam. Türkçe netlerimizin o noktada çok ciddi olması Türkçe. gerekiyor. Evet. Peki e, İsmail Bey şimdi yılların öğretmenisiniz evet. siz. Ve bizi de şu anda pek çok e, evveyin izliyor olabilir, e, öğrenci izliyor olabilir. Özellikle de şu anda e, öğrencilerimiz tatildeler. E, dolayısıyla aslında bu yayını e, bu dönemde yaptığımız için de mutluyum. Hı. Çünkü bizleri izleme fırsatları olacak şu an. Yoksa e, okullarında olacaklardı sizin öğrencileriniz de belki bizi evet. şu anda izliyorlar Hı. ve sizin şu an burada söyleyeceğiniz her şey o kadar kıymetli ki çünkü şu var bizim toplumumuzda aslında bütün dünyada böyle insanlar bir şeyi ekrandan duydukları zaman ya da televizyonda duydukları zaman daha inandırıcı evet, geliyor duyuyorum. onlara evet. ve işte ben bunu yapmalıyım evet. ya da çok e, sorgulamıyorlar. Evet, evet. sorgulamıyorlar normalde işte kendi belki annesi babası söylese çok evet. önemli olmayacak duymayacak Hep aynı ama, evet, ya, ama ekranda duymak da daha evet. etkili oluyor bu bir gerçek. Sizden etsem o zaman gerçekten bir öğretmen olarak şu an sınavlara hazırlanan gençlere, işte 8. sınıflara ve 12. sınıflara, 8. sınıfta LGS ve 12. sınıfta TYT AYT'ye girecek Hı. gençlere başarılı olmaları adına şu an hala vakit var bu sınavlar var için. Hocam Hiçbir var. şey için geç kalınmış Keşinlikle... değil. Ee, evet. ne önerirsiniz? Ne yapsınlar? Şu an ümidini yitirmiş olanlar da olabilir. Evet. Belki sizi dinlediler ama diyorlar ki artık çok geç kaldım. Hı hocam hiçbir zaman umudu yitirmemeleri gerekiyor ve mücadele çok önemli bizim toplum olarak en büyük eksikliğimiz zaman yönetimiyle ilgili kısımdakilerde. Hı hı. Bizde öteleme hastalığı var. Bu pandemi süreci de biraz evet. çocuklar da onu oluşturdu. Şuraya başlayacağım diyor saat 12'de. 12'yi 5 geçiyor saat. Tam saat değil diyor. Bunu 12.30'da başlayayım diyor. İşte onu da bir şekilde öteliyor falan. Ben bak bir yarın başlayacağım neler olacak diyor. O yarın hiç gelmiyor çocuklarla ilgili kısımdakilerde. Bak duyuyorsunuz çocuklar, değil mi çocuklar? Evet, o yarın hiç gelmiyor, gelmiyor diyor hocamız. Evet. <laughs> Orada en önemli şey şu dönemde yapacakları şey lütfen yatma kalkma zaman dilimlerini bir düzenin içerisine koysunlar. Yani e, vücudun bir, bir biyolojik saati var. Yani bugün işte e, saat Hı -hı. 9'da kalkıp ertesi gün 12'de kalkmak vücuda inanılmaz derecede zarar veriyor. Yani, e, e, o zaten öğrenmeyi de çok Hı -hı. güçleştiriyor. Harekete geçmeyi de çok güçleştiriyor. O yüzden yatma ve kalkma saatlerini bir düzen içerisinde koysunlar. E, eminim bulundukları kurumlarda onlara planlar, ödevler verilmiştir. Hı -hı. Ve ödevlerle ilgili kısımdakilerde, o planlarla Hı -hı. ilgili kısımda yapacakları en önemli şey öncelikle konu çalışmayla ilgili kısımdakiler olsun. Bizim çocuk konu çalışmadan sadece soru Hı -hı. çözerek hareket etmeye çalışıyorlar. Ee, bir filmi üçüncü, dördüncü kez izlediğinizde bile e, hatırlamadığınız sahneleri geliyor ki gözünüzün önüne. O yüzden konu çalışmadan soru çözümü ile ilgili kısımdakilere geçmesinler. Anlamadan bir şeyi geçmesinler. Bununla ilgili kısımda işte videolarda da var. izleyebilecekleri danışacakları uzmanlar da var. Ee, bunlarla ilgili kısımdaki detaylı plan programları zaten çizilmiştir. Hı -hı. Kitap okumayla ilgili kısımdakilere önem versinler. Ve vakit buldukça hocam spor yapsınlar. Spor yapsınlar. Yani bir yapsınlar. saatlik spor spor. O çoğu şu öğrenci şu anda genelde karşılaşıyoruz. O dikkat toplama ilaçlarıyla ilgili kısımdakiler onun sağladığı etkiyi sağlıyor hocam. Bir saatlik spor bunu sağlıyor. O yüzden diyeceğim olabildiğince o sporla ilgili de bir sürü video var. Her gün mi yapmalılar? Her gün Haftada iki gün birer saat yeter mesela. Şu anda mesela. tatil oldukları için şu anda her gün yapsınlar. Zamanını iyi yönetsinler. Her gün yani. Evet zamanını evet. yönetsinler. Yani. Ben de şimdi buradan o zaman e, babama teşekkür <laughs> edeyim. Demek ki biliyormuş bu evet. yöntemi. Ben üniversite sınavına hazırlanırken hiç unutmuyorum. Evet. Babam yani her sabah 6'da uyandırıp dışarı spora çıkarırdı evet. açık havaya. Yani bir de o çok asker güzel. disipliniyle evet. çok kızardım evet. o zamanlar. Niye bana bunu yapıyor diye ama demek ki bir, evet, bir bildiği çok varmış adamcağızın. Adam. Evet hocam. evet. Kesinlikle. Evet. Peki İsmail Bey, şimdi biraz da sizin öğretmenliğinizden de bahsedelim istiyorum. Ya yani ülkemizde öğretmenlerin aslında çok da mutlu olmadığını biliyoruz. Ben böyle öğretmen kelimesini duyunca kendimi çok mahcup hissediyorum. Evet. Çünkü o kadar büyük emek, o kadar büyük çaba var ama genel olarak mutsuzlar, çok da sorunları var biliyorum. Ama süremiz de çok kalmadı. Biraz böyle güzel şeylerden de bahsedelim istiyorum. Çok da böyle umutları yitirmeyelim, kaybetmeyelim. Her zaman ama yüreğimiz öğretmenlerin iyi olmasından mutlu olmasından yana. Yani. Onlar bizim en büyük kıymetlerimiz evet. bu ülkede ve tüm dünya için öyle. Ee, sizin böyle bir öğretmen olarak hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Evet. Böyle sona doğru güzel gidelim <laughs> yani. Çok, çok güzel anılarımız var. Şimdi hocam öğretmenlik mesleğini bilinçle seçen insanlar, mutsuzlukla ilgili kısım bizim Hı -hı. çevre adına söylüyorum en azından. Biz güzel derecelerle girdik öğretmenliğe. Mutsuzlukla ilgili bir kısım yok hocam. Biz gerçekten sevdiğimiz bir meslek Hı -hı. dilimi e, her sabah o çocukları karşılamak. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bunların çok güzel yetişmesi Hı -hı. gerekiyor. Sadece biraz önce anlattığım gibi hayatında bahaneleri çok ön plana koyup kendilerini geliştirme ile ilgili kısımda durduruyorlar. Hmm. Yani kendilerine bir neden arıyorlar. Evet. Onu istemiyorum. Yani sadece hmm. istediğim şey şunlar. Ne olursa olsun hareket etsinler hocam. Hmm. Birçok şey üzerine çok düşünüyoruz. Toplum olarak en büyük sıkıntımız harekete geçme ile ilgili kısımda bir sıkıntımız Sıkıntı var, var, hocam. var hocam. Öteliyoruz. Sonra evet. sonra sonra o sonraki kısım evet. gelmiyor. O yüzden gelmiyor. bir an önce ona başla. Umutsuz olmasınlar hocam. Bizim toplum olarak çok zeki bir toplum bizim toplumumuz. Bizim... Çok çabuk kısa sürede hmm. toparlıyorlar kendilerini. Lise hayatını boş geçirmiş. iki yıl dershane hayatıyla çok güzel işler Hı -hı. yapan evlatlarımız var. Şimdi az bir süreçle ilgili kısımdakilerde kendini toparlayıp çok çok güzel sonuçlar çıkartan Hı -hı. evlatlarımız var bizim. Tabii. çok Açık ve nesil. Mutsuz kesinlikle olmasınlar. Evet. Çok, e, ben e, kuruma başlayan öğrencilerin hemen hemen hepsini tanımadan almam. bir Görüşmem gerekiyor filan. E, anımı anlatmam gerekiyor. E, yeni de başladık. Kurumla ilgili kısımdakilerde Gizem diye bir kızımızla da tanıştık filan böyle. O da fizikle ilgili büyük problemler yaşayarak Hı -hı. gelmiş. İşte e, ders programı Hı -hı. fizik diyor. işte iki hafta Sona dersler başlıyor e, Derse ben girince bu yılda fizik gitti Demişti yani <laughs> rehberlikçi fizik dersine giriyor Bu yılda fizik gitti diye <laughs> Hayatta Gerçekten. gördüğüm en güzel anılardan evet, birisiydi Evet çok güzelmiş hocam ya, yani. evet. Evet. harikaymış evet. Gerçekten yüzümüzü evet. güldürdü evet. Peki şimdi bizim 5 kelime 5 cevap Diye bir bölümümüz Hı -hı. var İsmail Bey Her evet. konumuzda yapıyoruz evet. Size 5 tane kelime söyleyeceğim Sizdeki karşılıklarını isteyeceğim tek bir Hı -hı. kelimeyle Kelimelerimizi konuğumuzun Uzmanlık alanına göre seçiyoruz Sizin ilk kelimeniz öğrenci geleceğimiz hocam. Çok doğru söylediniz. Evet. Gerçekten. Okul. Yuva hocam. Ha, sevgi. <laughs> Karşılıksız diyeyim hocam yani. Karşılıksız. Evet. Doğru. Evet aslında sevgi öyle bir şey olmalı. Sıra. Okul sırasından bahsediyoruz. <laughs> Anılar hocam. Anılar. <laughs> Defter. Emek. Emek. ...çok güzel cevaplar verdiniz... Teşekkür ...gerçekten böyle tam... ...yılların öğretmenine yakışacak... ...çok Sağ kıymetli cevaplar oldu... ...çok teşekkür Biz ediyorum teşekkür geldiğiniz için... ...çok da güzel unutulmaz bir sohbet oldu... ...yine hocam. beklerim inşallah sizi... İnşallah hocam. İnşallah. ...sevgili gençler... ...sevgili çocuklar... ...sınavlara hazırlananlar... ...aranızda bizleri izleyen var mı bugün bilmiyorum ama... ...ben de buradan tekrar... ...hocamızın söylediklerini destekler nitelikte... ...şunları söylemek istiyorum... ...lütfen... Ümitlerinizi kaybetmeyin. Gelecek sizlerin elinde. Eğer isterseniz, hepiniz birlikte e, bu ülkeyi tekrar çiçek bahçelerine çevirebilirsiniz. Kendinize çok güzel bir gelecek çizebilirsiniz. Bu sizlerin çabasıyla olacak. Lütfen vazgeçmeyin. Lütfen emeklerim suya gidecek diye düşünmeyin. E, çalışıp çabalamaya devam edin. Şu an hiçbir şey için geç kalınmış değil, sınavlara çok az bir süre Kesinlikle. kaldı ama hocamız da beni bu konuda destekliyor. Evet. Ee, hiçbir de zaman ertelemeyin, ötelemeyin. Şu an başlarsanız hala çok büyük şansınız var ve hep yarın yarın diye de sarkıtmayın, Sarkıt değil mi? Evet. Ee, o yarın hiçbir zaman gelmeyecek çünkü en güzel an şu an, şu an. ve lütfen kendinize güvenin. Evet. Efendim Hayat'ın bugün de sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.